Sertem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamadan hemen önce haberlerimize de verdik ve önemli bilgileri paylaştık. Aslında Amerika cephesini konuşuyoruz. Önce FED tutanaklarını sormak isterim. Sonra Jackson Hole'u konuşalım. Çünkü önemli, tüm küresel piyasaların gözü orada olacak. Dilerseniz tutanaklardan bahsedelim Tabii ki. öncelikle. Çünkü piyasalar daha çok buna ağırlık veriyor. Son toplantının tutanaklarında açıkçası faiz indiriminin konuşulmuş olması çok da şaşırtıcı değil. Çünkü son veriler ışığında Amerikan ekonomisinde özellikle istihdam tarafında Fed'in faiz indirmesine yer verecek kadar bir yavaşlamanın gündeme geldiği zaten görülüyordu. Tabii ki işsizlik oranının %4'lerden %4,3'lere çıkması çok tercih edilir bir şey olmamakla birlikte Amerikan ekonomisi için istihdam seviyesine bakıldığında, yani enflasyon yaratmayan işsizlik istihdam seviyesine bakıldığında Fed'in de kendi projeksiyonlarında olan bir oran. Dolayısıyla buraya kadar gelmiş bir işsizlik oranının artık fiyatlar üzerindeki baskının biraz daha azalmasına destek verip Fed'in faiz indirimine enflasyon verisindeki gerilemeyle de birlikte, yani enflasyon artış hızındaki azalmayla da birlikte destek vereceği bekleniyordu. Tabii istihdam verisinde son dönemde bir karışıklık oldu biliyorsunuz. Son 12 aylık enflasyonu yaklaşık 800 bin kişi aşağı revize etti ilgili kuruluş Amerika'da. Bu da toplam aylık yaratılan istihdamı 174 bin, yaklaşık 175 bin seviyelerine düşürdü. Aslında Amerikan ekonomisi için biliyorsunuz Fed'in hem büyümeyle ilgili istihdam, tam istihdam yaratma koşullarını yerine getirmeyle ilgili hem de enflasyonla ilgili bir görevi var. Şimdi istihdam tarafına bakıldığında Amerikan ekonomisinin popülasyonu, yani nüfusun, iş gücü piyasasına giren nüfusun iş bulabilmesi ama aynı zamanda enflasyonist olmayan bir iş gücü piyasası edinebilmesi için yaklaşık ayda 200 bin kişilik bir istihdam yaratması gerekiyor. Son veriye göre bunun altında kalınmış. Dolayısıyla Eylül ayında toplantının odak noktası, Fed'in yani dikkati, odağı enflasyondan kademeli bir şekilde artık istihdam piyasasına çevrilebilir. Ve bu da 25 ya da 50 bas puanlık bir faiz indirimi kararıyla sonuçlanabilir tabii ki. Çok ciddi bir şey değişecek midir Amerikan ekonomisinde? Çok ciddi bir değişiklik olmasını açıkçası pek beklemiyoruz. Çünkü enflasyon da düşüş trendinde. Bu muhtemelen devam edecek. 12 aylık maaş artışı verilerine baktığımızda burada %4'lerden %3,5'lara doğru bir kayma söz konusu, inme söz konusu. Buranın da enflasyon yaratmaması için %3 ile 3,5 arasında olması gerekiyor. Dolayısıyla bu orandan çok uzakta değil Amerika. Bu veriler ışığında tabii ki bir faiz kararı gelmese Eylül ayında çok da şaşırtıcı olmayacaktır. İkinci sorunuza yanıt vermek gerekirse Jackson Hole toplantısında piyasaların bakacağı şey faiz indirimi gelecek ama ne kadarlık bir faiz indirimi acaba gelebilir Eylül ayında? Buna ilişkin ön işaretleri arayacaklar. Bu da 25 ya da 50 bas puan olmasının şöyle bir önemi olabilir. Daha sonraki toplantılarda Fed'in faiz indirim hızının ne derece yüksek olacağına ilişkin bir sinyal verebileceğinden dolayı piyasalar açısından önemli olabilir. Yani 25 bas puanlık bir indirim sinyali gelirse Jackson Hole toplantısında, o zaman Fed'in daha temkinli adımlar atmaya devam edeceği şeklinde bir piyasa fiyatlamasıyla karşılaşabiliriz. Tabii Sertem Hanım, önemli bir noktanın altını çizdiniz. Çünkü henüz kaç kez faiz indirimi olacağı konusunda da bir tereddüt var. Geçtiğimiz hafta enflasyon verisi gelince Eylül ayı kesinleşti. Ama Aralık olabilir mi konusu belli değil. Bir de başkanlık seçimleri var tabii ki. Orada Trump olursa başka bir senaryo belki konuşulacak. Harris olursa başka bir ekonomi politikası belki bu anlamda devreye girecek. Bu anlamda belirsizlik de küresel cephede aslında devam ediyor diyebiliriz. Orayı takip edeceğiz tabii ki. Avrupa'yı da konuşalım isterim. Lagarde'dan da faiz indirimi bekleniyor. İlk olarak Lagarde bir faiz indirimi yaptı ama sonrasında beklemeye alındı. Bazı Merkez Bankası başkanları tekrar faiz indirimi olabilir görüşünde. Avrupa'yı da konuşalım. Orası da önemli çünkü özellikle Türkiye açısından da ticaret partneri ve portföy yatırımları olması açısından önemli.
Avrupa'nın durumu Amerika'ya göre biraz daha sıkışık tabii. Hem büyüme anlamında hem enflasyon anlamında. Şöyle büyüme tarafından değerlendirecek olursak bugün PMI verileri aslında daha doğrusu son PMI verileri şunu gösteriyor. Hizmetler sektöründeki toparlanma sayesinde ayakta duran ve durgunluğu atlatabilen bir Avrupa ekonomisiyle karşı karşıyayız. Özellikle imalat tarafı Almanya'da yani Avrupa'nın başat ekonomisinde zayıf ilerliyor. Tabii ki toparlamakla birlikte yani 50 eşik seviyesinin PMI verisi açısından değerlendiriyorum. Çok kısmi bir şekilde kompozit veri üzerinde kalmakla birlikte bu aslında hizmetler sektöründeki faaliyetin desteklemesiyle kalınabilen bir seviye. İmalat sektörüne baktığımızda verisini incelediğimizde önümüzdeki döneme ilişkin sipariş beklentilerinin yavaşlamaya devam ettiğini, hatta işe alımların da azalmaya başladığını, daha doğrusu durgunlaşmaya başladığını görüyoruz Avrupa'dan. Bu tabii bir açıdan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri açısından da daha olumlu bir, pozitif bir ortam oluşturuyor. Zaten Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle birlikte, yani Eylül ayında eğer faiz indirirse, kuvvetle muhtemel Avrupa Merkez Bankası da bunu takip edecektir. Enflasyon tarafından değerlendirdiğimizde, enflasyon %2 ortalama hedefe yakınlaşmakta olan bir manşet enflasyon var. Ama bu temel olarak enerji fiyatlarının düşüşten kaynaklanıyor. Olası bir jeopolitik gerginlikte ve özellikle Amerikan seçimleri sonrasında tekrardan Rusya ile ya da Çin'le olabilecek bir gerginlik enerji yollarına sirayet ederse tekrardan ya da doğal gaz fiyatlarını yükseltirse o zaman Avrupa Merkez Bankası bölge enerji ithalatına bağımlı olduğundan dolayı Amerika'dan farklı olarak biraz daha ikilemde kalabilir ve faiz indirim hızı Amerika'ya göre biraz daha düşük kalabilir ve bu sefer Avrupa ekonomileri bir hem durgunluk hem de enflasyondaki ataletle karşılaşabilir. Bu bizim temel senaryomuz değil ama bu bir risk. Yine de şu anki koşullar altında bakıldığında Avrupa Merkez Bankası'nda Amerika'nın ayak izinden tabiri caizse devam ederek faiz indirme ihtimalini yüksek görüyoruz. Tabii bir yandan aslında küresel enflasyon Jackson Hole'un yine pandemi ve sonrası para politikaları etkinliği, aktarım mekanizmaları konuşurken belki biraz petrol fiyatlarını da konuşmak gerekecek. Jeopolitik riskler orayı yukarı yönlü hareket ettirdi. 80 doların altını gördü Brent petrol ama tabii jeopolitik riskler orayı daha fazla besliyor ve bu anlamda tekrar bir yükseliş trendi var. Küresel enflasyonla mücadele eden ülkeler açısından önemli. Nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle enflasyon kapsamında küresel enflasyonla konuşalım isterim. Petrolün oldukça önemli. Tabii ki bu anlamda etkisi var enflasyon rakamlarına. Şöyle petrol piyasasında yukarı yönlü risklerden ziyade aşağı yönlü risklerin daha baskın olduğunu ben değerlendiriyorum. Burada birkaç tane tabii ki unsur var. En önemlisi Çin. Tabii ki jeopolitik gerginlikler ve OPEC artı grubunun kararları petrol fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Ama kısa vadede Çin talebi daha etkili olacak gibi görünüyor. Şöyle ki sene başından Temmuz ayına kadar baktığımızda Çin'deki rafinerilerin ham petrol işleme seviyelerinin yıllık bazda yaklaşık %12 düştüğünü görüyoruz. Bu biraz iç talebin Çin'de yavaşlamasından da kaynaklı. Ve şu anda petrol fiyatları üzerinde en keskin ve en hızlı etkisi olan veri bu diyebiliriz. Zaten şunu da söylemek lazım. Çin'in kendi içiyle de ilgili ekonomisindeki petrol talebinden bağımsız olarak kendi ekonomik dinamikleriyle ilgili de bir sıkıntılı süreçten geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla Çin'in büyümesi ve petrol talebi Çin'deki rafinerilerin ne kadar petrol ham petrol işlemeye devam edecekleri kısa vadede petrol fiyatları üzerinde etkili olacak. Eğer burada bir düşüş, yani buradaki düşüş ilk 7 aydaki gerileme devam ederse, o zaman petrol fiyatlarının daha da gerilediğini görebiliriz. İkinci unsur, bu biraz daha orta vadeli. Jeopolitik gerginlikler tabii ki. Fakat jeopolitik gerginlikler de şu şekilde iki tarafla etki edebilir. Evet, petrol üretimi ve dağıtımı üzerinde etkili olursa petrol fiyatlarını yükseltebilir ama ancak
Amerikan seçimleri sonrasında Amerika ile Çin ekonomisi arasında ek gümrük vergilerine dayalı bir ticaret savaşı çıkarsa, bu küresel büyümenin yavaşlaması, ticaretin yavaşlaması ve petrol fiyatlarının tekrardan gerilemesi anlamına gelecektir. Üçüncü bakacağımız konu da OPEC artı grubunun alacağı kararlar ne olacak? Çünkü biliyorsunuz 2022 sonundan bu yana günlük 5,9 milyon varillik bir üretim kısıntısına gitmişti OPEC artı grubu. Bu da toplam küresel talebin yaklaşık %5,5-6 civarına geliyor. Eğer ve üyelerden 8 tane üyenin kendi isteyerek yaptıkları 2,2 milyon varillik günlük bir indirimde söz konusu. Bunun 2024 Eylül ayından sonra kademeli bir şekilde gündemden kalkacağını aslında ifade etmişti OPEC artı grubu en son yaptığı toplantıda. Şimdi eğer bu üretim kesintileri kalkarsa gerçekten Ekim ayında, bu sefer piyasaya daha fazla petrol arzı geleceği için fiyatlar üzerinde yine aşağı yönlü bir baskı olabilir. Dolayısıyla OPEC'in bir sonraki toplantısında ben bu anlamda önemli olduğunu değerlendiriyorum. Bu kararı bir süreliğine dondurabilirler diye değerlendiriyorum. Eğer dondurmazlarsa bu sefer petrol fiyatları açısından bir aşağı yönlü seyir başlayabilir. Bu da tabii ki bizim gibi enerji ithalatı bağımlısı ülkelerin enflasyonu açısından güzel bir haber olur tabii. Seltem Hanım, yurt içinde konuşalım isterim. Bu hafta Merkez Bankası kararı önemliydi. Piyasaların beklentisi doğrultusunda sabit geldi. Yine değerlendirmeler önemli. Bu anlamda verilen mesajlar önemli. Sıkı duruş mesajı yinelendi. Ama nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle bu yurt içini konuşacak olursak en önemli gündem maddesi Merkez Bankası kararıydı. Evet, şöyle Merkez Bankası'ndan bizim sene sonuna kadar açıkçası bir faiz indirimi beklentimiz yok. Bunun da temel nedeni Merkez Bankası'nın sene sonu tahmininin üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz enflasyonun. %43'lük bir enflasyon beklentimiz var. Merkez Bankası'nın senenin 3. çeyreğinde görmeyi tahmin ettiği %2,5'luk son çeyreğinde görmeyi tahmin ettiği de %1,5'luk enflasyon patikasının üzerinde kalacağını değerlendiriyoruz. Bunun da temel nedenlerinden bir tanesi hem yurt içi talebin son PPK raporunda ifade edildiği gibi yavaşlamakla birlikte biraz dengesiz bir yavaşlama, artış hızının yavaşlaması diyelim gösterdiği yönünde. Çünkü orta ve alt gelir grubunun talebi daha hızlı düşerken üst gelir grubunun özellikle hizmetlere olan talebi biraz daha atalet gösteriyor. Bu anlamda da Merkez Bankası'nın şu dediğine de katılıyoruz. Hizmet fiyatları enflasyondaki düşüşe daha geç ayak uyduruyor. Mal enflasyonu tarafında tabii ki üretim maliyetleri kurla çok yakından ilintili olduğundan dolayı bu tarafta bir sıkıntı yaşayacağımızı değerlendirmiyoruz. Zaten bu dayanıklı tüketim mallarına özellikle yönelen talebin de yavaşladığını söyleyebiliriz. Bu açıdan bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz ama hizmet sektöründe özellikle eğitim fiyatlarında, ulaştırma fiyatlarında yapılan zamlar, elektrik ve doğalgaz zamları sonrasında Eylül ayı itibarıyla tekrardan muhtemelen bir tur daha artış göreceğiz. Konut fiyatları %25'lik limitin kalkmasından sonra kiralardaki artış devam ediyor. Zaten kiralar, eğitim ve ulaştırma hizmetleri toplam hizmetler grubunun neredeyse yarısını oluşturuyor. Hizmet fiyatlarındaki baskı nedeniyle Merkez Bankası'nın sene sonu tahminin üzerinde kalacağımızı değerlendiriyoruz. Bu anlamda 2024'te bir beklentimiz yok, faiz indirim beklentimiz. Merkez Bankası da şahin bir metin yayınladı ve bunun altını çizdi. İkinci unsur beklentilerin yönetimi. Genel olarak toplantıdan sonra, enflasyon raporundan sonra özel sektör enflasyon beklentilerine, Merkez Bankası'nın beklentilerine yakınsarsa ve projeksiyonlarını, bütçelerini bu şekilde yaparsa enflasyondaki düşüşün gerçekleşmesi daha hızlı olur tarzında bir takım ifadeler kullanıldı. Fakat reel sektörün hem daha önceden yaşadığı tecrübeler hem jeopolitik, hem
hem de kura ilişkin belirsizlikler nedeniyle Merkez Bankası'nın %38'lik sene sonu tahminine yakın bir yerde ya da 12 aylık tahminine yakın bir yerde bütçe yapması biraz zor görünüyor. %28'lik bir 12 aylık enflasyon beklentisi var. Bu da aslında olabildiğince piyasa yapıcıların yakınsadığını ama reel sektörün 12 aylık beklentisinin %50 seviyelerinde olduğundan dolayı çok da Merkez Bankası'na yakınsayamadığını görmemize yol açıyor. Burada tabii ki fiyatlama davranışı kuvveti elinde olan piyasa aktörleri reel sektör olduğundan dolayı yani ne hane halkı ne piyasa yapıcıları reel sektör olduğundan dolayı reel sektör beklentilerinin kendiliğinden aşağı inmesi önemli. Bu da enflasyondaki düşüşle ve TL'deki istikrarla olacaktır. Ama bunun olması için de 2025'in muhtemelen ortasını bekleyeceğiz. Sertab Hanım, tabii özellikle enflasyonla mücadele konusu önemli noktaların altını çizdiniz. Para politikaları açısından da farklı kurumların ABD'li görüşleri var. Bazıları özellikle bir faiz indirimi beklemiyor bu yıl içinde. Bazıları belki Kasım ya da Aralık olabilir görüşünde. Faiz indirimi konuşmak için erken midir yoksa sizin bir beklentiniz var mı? Özellikle tabii para politikaları enflasyon verisine göre şekillenecek. Enflasyon verisi takip edilecek. Dezenflasyon süreci de başladı ama tahmin ve beklentilerinizi almak isterim bu doğrultuda. Tabii dediğim gibi 2024'te bizim bir faiz indirme beklentimiz bulunmuyor. Ama reel sektör tarafından baktığımızda ciddi finansman maliyetleriyle karşı karşıya reel sektör ve özellikle imalat sektöründe bir yavaşlama var. Fakat bu tek başına Merkez Bankası'nın faiz indirmesi için yeterli olmayacaktır. Çünkü hala perakende ticaret ve hizmetler tarafı biraz ivme kaybetmekle birlikte büyümenin daralmasını engelleyici yani ekonomik bir teknik resesyona girmemizi şu anda bir gerekçelendirmeyecek kadar aslında kuvvetli tarafta. Dolayısıyla olası faiz indirimlerinin gelecek senenin ilk çeyreğinde onun da çok ciddi bir şekilde değil iki tane 200-250 bas puanlık belki de faiz indirimi olarak gerçekleşebileceğini fakat finansal koşulların sıkı kalmaya devam edeceğini açıkçası düşünüyoruz. Dolayısıyla faiz indirse bile Merkez Bankası finansal koşullar ve likidite koşulları özellikle kredi aktarım mekanizmasıyla, kredi kanalıyla pardon, enflasyon yaratmayacak şekilde belirlenecektir. Bundan dolayı da faiz indirse bile Merkez Bankası bizim tahminimize göre 2025 yılının ilk çeyreğinde finansal koşullar sıkı kalmaya devam edecektir diye tahmin ediyoruz.